Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünün neresinde zulüm varsa biz Müslümanlar o zulüm hakkında sesimizi çıkartmamız gerekli ve insanlara bu zulmü duyurmamız gereklidir. Bugün de genelde Türkiye'nin gündemiyle beraber dünyanın gündemi olan Kudüs meselesi, Filistin meselesi, İsrail'in yaptığı zorbalık, İsrail'in yaptıkları katliamlar, İsrail'in yaptıkları sivilleri öldürmek, hak hukuk gözetmeksizin hapsetmek, onlara eziyet etmek, onların vatanlarını onlara dar etmek gibi birçok zulmün çeşidini bugün görmekteyiz. Tabii Türkiye bu konu hakkındaki tavrını yıllar önce koyduğu gibi yine koyarak İsrail'i kınadı. Aslında farkındaysanız biz çocukluğumuzdan beri İsrail-Filistin meselesini bilmekteyiz. İsrailliler Filistinleri bombaladı, İsrailliler Filistinleri şu zulmü yaptı, İsrailliler Filistinleri şöyle öldürdü, İsrailliler Filistinleri şöyle hapsetti, İsrailliler Filistinleri şu şekilde engelledi, vatanlarından, milletlerinden sürdü gibi çocukluğumuzdan beri bu haberleri duyduk ve çocukluğumuzdan beri birileri İsrail'i kınıyor. İsrail'i kınamaktan ileriye gidemiyor. Şimdi İsrailliler 20 bin kilometrelik bir yer. Bu 20 bin kilometrelik yere sahip olan insanlar resmen dünyaya diz çöktürmüş durumda. Yani İsrail'i yıllardır kınamaktan ileriye gidemeyen insanlar şunu görmediler mi ki bunlar kınamaktan anlamaz, bunlar tepkiden anlamaz, bunlar protestolardan anlamaz, bunlar eleştirilmekten anlamaz, bunlar bağırmaktan, çağrılmaktan anlamazlar. Kendileri nasıl bir amaca ulaşmak için şiddeti kullanıyorlar, mazlum olan insanların üzerine tanklarıyla, tüfekleriyle yürüyorlar, bunların anlayacağı dil de aynı şekilde tanklarla, tüfeklerle, silahlarla, askerlerle bunların üzerine yürünmesidir. Ama bugün bu memlekette öyle delikanlı, öyle baba yiğit insanlar olmadığı için, hele ki İslam şeriatıyla hareket etmeyip kendi batıl insan ürünü rejime kul köle olduklarından dolayı hareket etmekten korkan insanlar olduğu sürece bugün İsraillilerin Filistinlileri öldürmesini seyretmeye devam ederiz. Bunun dışına çıkamadıkları sürece böylesi haberler bize servis edilmeye devam eder. Şunu görüyoruz, bir yerde zulüm var. Evet, Kudüs'te zulüm var. Evet, Filistin'de zulüm var. Evet, o insanlara zulmediliyor. Bunu söyleyebiliyoruz. Lakin hemen yanı başımızda, sınırımızda olan Suriye'de, Irak'ta olan meseleler hakkında dilsiz şeytanı oynuyorlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi binlerce insan şu an PKK'nın elinde. Iraklısıdır, Suriyelisidir, Türküdür, Kürdüdür PKK'lıların elinde. Ama bugünkü yetkililere bakıyoruz herhangi bir şekilde gündem yapmıyor. Bugünkü haberlere bakıyoruz herhangi bir şekilde gündem yapmıyor. Ama mesela Filistin olduğu zaman insanlara meşru bir şekilde ağlayabilirsiniz. Meşru bir şekilde bunun propagandasını yapabilirsiniz. Meşru bir şekilde bu konu hakkında örgütlenebilirsiniz. İnsanlara bu zulmü anlatabilirsiniz, duyurabilirsiniz diyerek insanların önünü açıyorlar. Ama Suriye'ye geldiğimiz zaman, ama Irak'a geldiğimiz zaman resmen dilsiz şeytan oynuyorlar. Ben yine şunu söylüyorum. Kudüs meselesinin çözülmesini istiyorsanız biraz delikanlı olup Türkiye'nin askerini adam akıllı çıkartacaksınız. Adam akıllı onlarla savaştıracaksınız. Onlar bu dilden anladığını herkese göstereceksiniz. Biz bir Müslüman olarak şunu söylüyoruz ki eğer bir yerlerde zalim var ise, eğer bir yerlerde zulmeden insanlar var ise biz onlara karşı mücadele etmeye varız. Biz onlara karşı savaşmaya varız. Biz onlara karşı Allah subhanahu ve teala'nın rızası için savaşırız. Allah subhanahu ve teala'nın rızası için o mazlumları korur, o mazlumları kollarız. Bugünkü rejim laik bir rejim. Bugünkü rejim laik bir rejim olduğundan dolayı emrini Allah'tan almaz. Emrini hevasından alır. Emrini kendi zihninden, kendi fikriyatından, kendi ideolojisinden alır. Allah subhanahu ve teala'dan eğer emri almış olsaydı Kur'an'da onlarca yerde mazlumlara karşı, mazlumlara zulmeden insanlara karşı cihadın yapıldığı, mazlumlara zulmeden insanlara karşı mücadelenin edildiği onca ayet görebilirler. Kur'an zulmün ortadan kaldırılması için mücadele edilmesini, fitnenin ortadan kaldırılması için mücadele edilmesine dair ayetler barındırır. Ama dedik ya, bugünkü toplum Kur'an'dan yüz çevirdiğinden dolayı ve bugünkü toplumu yöneten insanlar Kur'an'a göre hareket etmediklerinden dolayı bırakın Filistin'i, yeryüzünün her yerini zulüm sardı. Halbuki yeryüzünde kitap, yeryüzünde Kur'an var, lakin onu uygulayan insan yok. Onu uygulamadıkları sürece, korkaklar başımızda olduğu sürece, pısırıklar başımızda olduğu sürece, böyle insanlar başımızda olduğu sürece herhangi bir şekilde sorun çözülmez. Çıkarlar ancak İsrail'i kınarlar, İsrail'i eleştirirler, İsrail'i yererler, İsrail'i aşağılarlar. İsrail'in de çok umrundaydı bu sizin kınamanız. Siz kınadıktan hemen sonra İsrail geri çekilmeye başladı. Filistin'i terk etmeye başladı. O insanlara zulmü terk etti. Herhangi bir şekilde artık zulüm etmiyor. İsrail dize geldi, boyun eğdi, herhangi bir şekilde artık sorun yaşatmıyor. Dünya onun zulmünden artık emin, güvendi. Yani arkadaş,
bugün benim bu düşündüklerimi, bugün benim bu konuştuklarımı devletin başında olanlar, güç sahibi olan insanlar bilmiyor mu? Biz mi çıkıp da o insanlara karşı savaşacağız ki bunu yaparız. Allah subhanahu ve teala'nın izniyle yaparız. Lakin biz elimize bırakın silahı, kibrit alsak, çakmak alsak terörist yaftası yiyoruz. Evimizde herhangi bir şekilde bir şey bulunmamasına rağmen öyle bir haber yapıyorlar ki sanki evimizden tank çıkmış, top çıkmış, nükleer silah çıkmış gibi haberler yapıyorlar. Allah subhanahu ve teala bu konu hakkında bizim ne düşündüğümüzü çok iyi biliyor. Bugün bu ülkeyi yöneten insanların da ne düşündüğünü çok iyi biliyor. Öncelikle şunu söylüyoruz. Allah subhanahu ve teala'nın şeriatıyla hareket ederseniz izzetle, şerefle dönersiniz. Yok, Allah subhanahu teala'nın şeriatını terk ediyorsunuz, anayasasını terk ediyorsunuz, kanunlarını terk ediyor iseniz o zaman yapmanız gereken şey şudur. İsrail, sizin o tepkilerinizden, sizin o kınamalarınızdan, o sizin süslü sözlerinizden, şöhret olabilmek için konuştuğunuz cümlelerinizden, sözlerinizden anlamazlar. Onların anlayacağı tek şey silahtır, savaştır ve bu şekilde mücadeledir. O zaman bakın bakalım İsrail denilen o koca yangın nasıl bir anda birdenbire sönüyor. Allah subhanahu ve teala'nın hudutlarına, Allah subhanahu ve teala'nın sınırlarına gelmiyor iseniz o halde bu tavsiyemize uyun da ve artık insanları ahmak aptal yerine koymayın da kınamaktan artık vazgeçin de eyleme başvurun, fiiliyata başvurun. Siz İsrail'i kınadığınızda, siz İsrail'i eleştirdiğinizde Filistin'deki sorun çözülmüyor. Eğer zulme karşı isek bütün dünyadaki zulme karşı olalım. Bugün Suriye'deki PKK'nın elinde olan onlarca insana, onlarca kadına, onlarca çocuğa da sahip çıkalım. Bugün Irak'ta yargısız, sorgusuz, sualsiz asılan insanlara da sahip çıkalım. Myanmar'daki zulme, Suriye'deki zulme, Irak'taki zulme, Kudüs'teki, Filistin'deki zulme, dünyanın neresinde olursa olsun zulme hep beraber, bütün zulümlere hep beraber karşı çıkalım. Yani politikamıza göre, siyasetimize göre, kendi inancımıza göre zulme tepki göstermeyelim. Çifte standart uygulamayalım. Bir tarafta zulüm var ama o zulüme uğrayan insanlar bize karşı olduğundan dolayı biz onların yanında olmayacağız. Yahut onlara zulmeden insanları biz muhatap dahi almak istemiyoruz. Bundan dolayı herhangi bir şekilde o zulme engel olmak istemiyoruz. Ama bir tarafta şöhret var. Dünyanın gözü önünde bir mesele ve sen bu zulme eğer sesini çıkartırsan dünya kahraman olacaksın denilecek bir konu var. Biz buna sahip çıkıyoruz. Bugün Kudüs meselesi aynen buna benzer bir mesele. Şunu iyi biliyoruz ki Kudüs meselesini kendine Müslümanım diyen insanlar değerli görüyor ve bu değerli görmesini bilen insanlar da çıkıp Kudüs meselesine sahipmiş gibi, Kudüs meselesine dertliymiş gibi, Kudüs meselesinde bir şeyler yapmak istiyormuş gibi konuşarak resmen insanların gözünü boyuyorlar. Benim şahsen kendi elimde güç yok. Benim elimde orduları yok, askerler yok, imkanlar yok. Bugün tutup da hadi ordumuzu çıkartalım, İsrail yürüyelim, savaşalım. Biz bunu diyemiyoruz. Ama bugün elinde güç sahibi olan insanlar bu sözlere muhataptır. Elinizde eğer güç var ise karşınızda ölen insanlar var. Müslümanım diyorsunuz o insanlara, kardeşim diyorsunuz o insanlara. Niçin o insanlara o zaman sahip çıkmıyorsunuz? Gücünüzü niçin o insanlar için kullanmıyorsunuz? İşinize geldiği yere kadar konuşuyorsunuz. İşinize gelmeyen yerde hemen kesiyorsunuz. Çünkü İsrail'le ilişkileriniz var ve o ilişkiler zedelenmesini istemiyorsunuz. Tutmuşsunuz insanlara şu ürünü kullanmayın, bu ürünü kullanmayın diyerek insanlara sosyal medyada bilgilendirmeyi açısından fotoğraflar paylaşılıyor, videolar paylaşılıyor. Kardeşim, bir insan şunu demesi lazım. Benim devletim bu İsrail mallarını en iyi bilen değil mi? O halde niçin içeriye sokuyor? İçeriye sokmasın, biz de alıp kullanmayalım. Adam sabahtan akşama kadar çalışacak, yorgun argın eve gelecek, tutacak. Bir de İsrail markası hangisi, şu mudur bu mudur diye araştırıp da onu öğrenecek. Yani Türkiye'nin toplumunun durumu belli. Sabahtan akşama kadar çalışan, sabahtan akşama kadar yorulan, sabahtan akşama kadar bin bir türlü sıkıntı, bin bir türlü derdin içinde yoğrulan insanlar tutup da bunu düşünmez, düşünmek istemez. Bunu yapacak insanlar koltuğu rahat, kendi yeri rahat, makamı rahat, 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin lira maaş alan insanlar düşünmesi lazım bunu. İsraillilerle yapılması gereken şey herkesin bildiği şekilde belli. Mücadele edeceğiz ama bu mücadele sözlü bir mücadelenin artık dışına çıkılması gerekli. Adam akıllı ordular kurulması gerekli ve İsrail'in üzerine yürülmesi gerekli. Bunu yapamayacak kadar korkak olan insanlar olduğundan dolayı biz bunu halen göremedik. Halen göremiyoruz. Şimdi bir insan düşünün ki sizin ailenize her geçen gün birisini öldürüyor. Bir gün annenizi, bir gün babanızı, bir gün kardeşinizi, bir gün kızınızı tek tek öldürüyor. Ve siz her öldürülme sonucunda o kişiyi kınıyorsunuz. Ya arkadaşım, en fazla ölürsünüz, öleceğinizi bile bilseniz ona karşı koyarsanız en fazla öldürülürsünüz. Yani yapılması gereken eylem, tepki belli. Yıllardır Filistinlilerle tek tek anneleri öldürülüyor, babaları öldürülüyor, kardeşleri öldürülüyor, çocukları öldürülüyor, kızlarına tecavüz ediliyor, alıp erkekleri hapsediliyor, topraklarından vatandaşlarına
kaynaklarından ediliyor. Adamlar kendi memleketlerinde su bulamıyor. O duruma getirmişler. Tutmuşlar bu insanlara sahip çıkarmış gibi devlet yetkilileri kendisini dünyaya sunan, kendisini dünyaca ben kahramanım, ben onlara sahip çıkıyorum dercesine konuşan insanlar sanki onlara sahip çıkıyormuş gibi bir hal, bir hareket, tavır içindeler. Bu insanlar basireti kör olan insanların dışında hiç kimseyi aldatamaz. Allah subhanahu ve teala şahit ki bugün kendisi iktidar sahibi olan insanlar eğer samimi olmuş olsaydılar yapmaları gereken şey çok belliydi. Fazla değil, bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce bunu yaparlardı. Ama bugün bakıyoruz ki İsrailliler Türkiye'de anlaşma gereği pilotluk kursları alıyorlar. O pilotlar gidiyorlar Filistin'de Gazze'yi bombalıyorlar. Gidiyorlar Filistin'de mazlumları bombalıyorlar. Gidiyorlar Filistin'de çocukları bombalıyorlar. Kadınları bombalıyorlar. Hiç suçu olmayan çoluğu çocuğu öldürüyorlar. Bugün hem kınayacağız hem de kendi memleketimizde İsrailli pilotları falanca yerde filanca yerde eğiteceğiz. Bugün hem Amerika'ya karşı olacağız hem İncirli onları açacağız. İncirlikte onları besleyeceğiz, büyüteceğiz. Sonra da İran başına musallat edeceğiz. Sonra da tutacağız Irak'taki insanlar için hüngür hüngür ağlayacağız. Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir zihniyet? İnsanları ahmak yerine koymaktan başka nedir bu? Biz Müslümanlar olarak, muvahhidler olarak yapılması gereken şeyi çoktan yapardık. Lakin bugün biz mustazaf, zayıf durumdayız. Aciz durumdayız. Bunu söylemekten de mutlu değilim ama bizler aciz kimseleriz. Şu an aciz kimseleriz. Elimizde güç yok, kuvvet yok. Allah subhanahu ve teala'nın güç verdiği bu insanlar ise halen ordusu olmasına rağmen, tank olmasına rağmen, tüfeği olmasına rağmen, İsrail'den güçlü olmasına rağmen kendi rahatları bozulur diye. Bizim biraz elektrik sıkıntısı, biraz su sıkıntısı, biraz maddiyat sıkıntısı çekmemizden korktukları için değil, kendilerinin rahatları bozulur diye, kendilerinin ekonomik sıkıntıları, kendilerinin şöhretleri, kendilerinin bulunduğu makam, mertebe bozulur diye bu fiili yapmıyorlar, yapmayacaklar da. Anca çıkacak Erdoğan kınayacak, ondan sonra şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyecek. O yapacağız, edeceğiz dedikleri sözlerde sadece sözde lafta kalacak. Daha ileriye gidemeyecek ve daha sonra da bakacağız ki olay sanki olmamış gibi kapatılmış. Birkaç yıl sonra tekrardan gündeme gelecek. Tekrardan kınayacaklar. Tekrardan şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyecekler. Ama ortada bir şey olmayacak. Bir insan bağlı olduğu şeye göre hareket eder. Bir insan eğer Allah subhanahu ve teala'ya gerçekten bağlı ise, Allah'ın şeriatına bağlı ise, Allah'ın Kur'an'ına, Allah'ın anayasasına bağlı ise, hele ki lideri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise o zalim olan Yahudilere ne yapacağını çok iyi bilir. Bugün öyle bir duruma getirilmiş ki Türkiye, 1948'de İsrail ilk devlet olduğu zaman Türkiye tanıyor. Türkiye, İsrail'in yangınları çıkıyor, Türkiye uçak gönderiyor. Pilotlara eğitilmesi lazım, Türkiye sahipleniyor. Herhangi bir şekilde önü açılması lazım, Türkiye ön plana çıkartılıyor. Ya arkadaş, sen hangi saftasın? Sen hangi yöndesin? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bu kafirler, bu zalimler, bu teröristler, bu insanlara kan kusturan yarasalar, dünyanın kanını emen, dünyaya zulmeden bankerleriyle, kurdukları tuzaklarla insanların boyunlarını basan, ayakları altına insanları alan bu caniler, bu insan düşmanı olan varlıklar senin önünü açmanla ilerliyor. Senin ona yardımınla ilerliyor. Sen ona hem düşmanlık gösterdiğini söylüyorsun, hem ona engel olmaya çalıştığını söylüyorsun ama arka taraftan sırtını sıvazlıyorsun. Sen onun hem önüne engel olacağını söylüyorsun ama hem de onun önünü açıyorsun. Sen nasıl bir toprak parçası oldun? Bu toprak parçası bütün bunlara layık mıdır? Bu toprak parçası bütün bu yapılan haksızlıklara, yanlışlara ev sahipliği yapacak bir yer midir? Bu toprak parçasını kirleten sizlersiniz. Sizin zihniyetinizde olan insanlar ve bu sisteme uyan, tabi olan insanlardır. Çünkü öyle bir sistem bu toprakların üzerine çöktü ki kara bir bulut gibi. Öyle bir sistem ki üzerine sinen insanları resmen yönünü değiştiriyor, zihniyetini bozuyor, insanlığını bitiriyor, yozlaştırıyor ve artık öyle bir duruma getiriyor ki artık adalet denilen bir şey bırakmıyor. Artık kendi doğruları, kendi yanlışları neyse insanlara da o şekilde bakıyor. Ben size şunu söylüyorum. Bugün Hamas kendi çabasınca karşılık vermeye başladı. Ama eğer onlara destek verilmediği takdirde İsrailliler bir zaman sonra daha da büyük bir şekilde onlara karşılık verecektir. Daha da büyük bir şekilde onların üzerine gidecektir. Bir Müslüman olarak ben de Kudüs'ün, ben de Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasını istiyorum. Ben de o İsraillilerin askerlerinin oralarda dolaşmasını istemiyorum. Eğer İsrailli askerler oraya gireceklerse ancak korka korka girmeleri gereklidir. Bu kadar güvende girmemeleri gereklidir. Herkes kendi çapında bir tepki gösterir. Biz konuşmakla mükellefiz. Biz şu an elimizdeki olan imkanları tüketmekle mükellefiz. Ama sizler Kudüs Kudüs diyerek, Filistin Filistin diyerek insanları gösterip bunlar mazlum, bunlar İsrail'in zulmü altında diyorsanız o zaman Amerika'nın kuklası olan
olan Irak'ta PKK'lıların zulmü altında olan insanları da göreceksiniz. Gerçekten zulme karşı olsanız bunu yapardınız ama sizin derdiniz şöhret. Sizin derdiniz insanların gözüne girmek. Allah subhanahu ve teala'nın rızası değil insanların rızası. Allah subhanahu ve teala ne der değil insanlar ne der. Sizin derdiniz bu. Bu şekilde politikalarınızı düzenliyorsunuz, dizayn ediyorsunuz, insanlara yutturuyorsunuz. Kendi haber bültenlerinizde, kendi TV kanallarınızda insanlara bunu yutturuyorsunuz. Başka bir derdiniz falan yoktur sizlerin. Eğer gerçekten mazlumlarla alakalı bir derdiniz varsa ya bıraktık Suriye'yi, Irak'ı. Bari şu İsrail'e karşı bir ordu çıkartın. Türkiye'nin askeri var. Bu insanlardan bir kısmını onlara gönderin, bir kısmını onlara yardım için gönderin de o insanların biraz sıkıntıları gidersin ki Çavuşoğlu bunu açıkladı. Çavuşoğlu oraya asker göndereceklerinden bahsetti ama içeriğini kimse bilmiyor. Nasıl bir asker gönderilecek? NATO'nun himayesinde, Amerika'nın himayesinde, Avrupa Birliği'nin himayesinde olan bir asker mi yoksa bağımsız bir asker mi? Bağımsız bir asker olacağını düşünen kim? Hiç kimse. Oraya bağımsız bir asker gönderilecekse savaş sebebidir. İnsanlar kişilerin konumuna göre bir beklenti içinde olur. Benim topum yoktur, tüfeğim yoktur, bir tane dilim vardır. O dilimin elimden gelebildiği kadar Allah subhanahu ve teala'ya düşman olan, Allah subhanahu ve teala'ya karşı olan insanlara silah olarak kullanıyorum. Ben şunu söylüyorum, Erdoğan, gerçekten samimi olsaydın, Türk ordusunu çıkardırdın, İsrail'in üzerine yürütürdün. Tankınla, tüfeğinle onlara karşı mücadele ederdin. Biliyoruz ki 6 gün savaşında Araplar İsrail'e karşı savaşmaya çalıştı, İsrail'e karşı mücadele etmeye çalıştı ama yenildiler. Bugün Türk ordusu bunu hiçbir zaman yapmadı. Bari şu son zamanlarda böyle bir fırsatı bulup da hiç değilse elindeki güce yakışır bir şekilde hareket et de sözünün eri ol. Sözünü yerde bırakma. Allah subhanahu ve teala'dan hiç değilse bu konu hakkında bir yardım talep et. Bu konu hakkında Allah subhanahu ve teala'nın dinine başvur. Allah subhanahu ve teala bu konu hakkında ne der diyerek bu konu hakkında sadece diğer konularda tamam herhangi bir şekilde başvurmuyorsunuz. Herhangi bir şekilde meclisinizde Allah'ın kitabı yok. Kendi Rab edindiğiniz kişinin uydurduğu bir yerlerden İsviçre'den, İtalya'dan, Almanya'dan aldığı kitabı anayasa edinmişsiniz. Ona başvuruyorsunuz da bari şu meselede Allah'ın kitabına bir başvurun da görün bakalım çözüm nasıl oluyormuş. Allah subhanahu ve teala'nın rızasını bir meselede gözet ve Allah subhanahu ve teala'nın rızasını gözeterek kendi elinde bulunan gücü bu şekilde o mazlumlara, zulmeden insanlara karşı kullan da biz de diyelim ki Allah'a hamdolsun, Allah'a şükürler olsun, Allah subhanahu ve teala Erdoğan'ın eliyle şu Kudüs meselesini çözdü deriz. Bu konu hakkında seni tebrik ederiz, sana bu konu hakkında teşekkür ederiz. Ama sen bunu yapmayacaksın. Allah subhanahu ve teala da biliyor ki feraset ve basiret sahibi olan insanlar bunu çok net görüyor. Ama Türkiye korkak hocalarla dolu. Ağzı ayet, ağzından hadis fışkıran, sakallı, cübbeli ama korkak olan hocalarla dolu. Allah subhanahu ve teala'nın rızasını eğer gözetmiş olsaydılar, seni eleştirirlerdi de, biraz sana çeki düzen verirlerdi. Sen de yapacağın işleri artık Allah'ın rızasına göre yapmaya çalışır da insanları bu yaptığın fiilden dolayı sevindirirdin. Ama Allah subhanahu ve teala'nın rızasını gözetmiyorsunuz. Sizler nefislerinizi tatmin etmeye, egonuzu tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Daha dün İsrail bu milletin insanını Mavi Marmara'da katletti. O insanları orada öldürdü. Gemiyi bastı insanların gözü önünde. Rahat bir şekilde sanki böcek öldürüyorlar, sanki hayvan öldürüyorlar gibi bu toplumun insanını öldürmediler mi? Siz ne yaptınız? 20 milyon fidyeyi alarak sustunuz. Bu kadar mıydı yani? Onlarca insanın kanı 20 milyon mu ediyordu? O insanların hiç mi şerefi yok? O insanların hiç mi onuru yok? O insanların ailesi yok mu? Ne diyecekler o insanların çocukları çocukları? Benim aileme ne oldu dedikleri zaman senin ailenin kanını Erdoğan denilen bir adam 20 milyona sattı mı desinler o insanlara? O çocuklara bu şekilde mi söylesinler? Hiç mi onların onuru, hiç mi onların şerefi, hiç mi onların haysiyeti yok? Yani sizler yaptığınız politikalarda hiç mi bunları düşünmüyorsunuz? Bugün de insanların duygularıyla oynuyorsunuz, akıllarıyla oynuyorsunuz, onları ahmak yerine koyuyorsunuz. Neymiş efendim? Erdoğan İsrail'i kınamış. Neymiş efendim? Falanca bakan İsrail'i kınamış. Ya kardeşim niye kınıyorsunuz? Kınayacak kişiler varsa biziz. Bizim gücümüz yok da kınarız. Sizin gücünüz var. Niçin kınıyorsunuz? Çıkartacaksınız adam akıllı ordunuzu, topunuzu, tüfeğinizi. Adam akıllı savaşacaksınız. Bunun başka bir yolu yok. Bunun başka bir seçeneği yok. Eğer bunu yapamıyor iseniz o zaman biz muvahhidlere, biz Müslümanlara silahı verin. Biz yeryüzündeki bütün mazlumlara, zulmeden zalimlere karşı savaşalım. Ama bizler elimize silahı bırakın, kibriti alsak bugün kendimizi bulabileceğimiz yer yine bu rejimin hapishaneleri. Bizler bugün güçsüzüz kardeşim. Bizler bugün evet aciziz. Bizler bugün mustazafız. Bu yüzden elinde güç olan insanlar çıkıp da konuşmak yerine delikanlı şekilde adam akıllı tavırlarını ortaya koysunlar da artık sözden fiile taşısınlar. Yıllardan beri çıkıyorsunuz falanca İsrail'i kınıyoruz. İsrail'i şuradan dolayı kınıyoruz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Kudüs'teki insanlar bizim kardeşlerimizdir. Onları sahipleniyoruz. Artık saçmalamayın. Gerçek manada dobraysanız, delikanlıysanız yapılması gereken şey bellidir. Bunu yapamıyorsanız biz korkalız deyin. Bizden boşu boşuna ümitlenmeyin deyin. İnsanlar sizi ahmak yerinize koyuyoruz. Bugün zamana kadar akılsız yerine koyduk. Ahmak yerine koyduk. Gözünüzü biraz boyadık. Sırtınızı biraz
sıvadık ama İsrail'le alttan alttan ilişkilerimizi sürdürdük. Ya kardeş, niçin o zaman İsrail'le ilişkilerini sürdürüyorsun? Okey, İsrail'i zayıflatmak istiyorsun. Okey, savaşamıyorsun. Bari gıda meselesinde, bari ticaret meselesinde onlara misilleme, onlara ambargo yapın. Onlara darbe vurun da o insanların biraz eli zayıflasın. Bari bu konu hakkında biraz tutarlı olun. Bizler İsrail'in olan bütün markaları kullanmak istemiyoruz. Bunu bizim için bari siz yapın diyoruz. Bunu da yapmıyorsunuz. Ya sizler dost musunuz, düşman mısınız? İki yüzlü olmayın. İki tarafa bakıp da hem dostluk hem düşmanlık gösterilmez. Bu iki yüzlülük olur. Bir yüzünüz olsun, bir yüzünüz olsun da o yüzünüze karşı konuşalım. Dost tarafında mısınız, düşman tarafında mısınız? Hangi tarafa konuşacağız? Son olarak şunu belirteyim. Neredeyse her konuşmamın sonunda bir gün özgürlüğümün elinden alınacağını bile bile konuşuyorum. Bunu iyi bilsin insanlar. Hem bugünkü rejim hem beni içeriye atmak isteyen savcısıdır, hakimidir. Hepsi duysun, dinlesin ki sizin böylesi konuşan insanlara karşı ne kadar nefret ettiğinizi, ne kadar mücadele etmek istediğinizi, ne kadar susturmak istediğinizi bile bile ben konuşuyorum. Allah subhanahu ve teala'nın rızasını gözete gözete konuşuyorum. Sizin gözünüzün içine baka baka konuşuyorum. Allah subhanahu ve teala'ya şu konu hakkında dua ediyorum ki Rabbim sen nimetlerini bana unutturma. Çünkü ben nimetlerini hatırladıkça sana olan borcumu hatırlıyorum ve sana olan düşmanlara karşı, sana olan insanlara karşı da senin yardımınla mücadelemi daha da fazla artırıyorum. Boşuna insanlara biz mazlumların yanındayız diyerek insanlara oynamayın. İnsanlara tiyatro yapmayın. Milyonlar Iraklı'yı, çoluğunu, çocuğunu, kadınını siz Amerika'nın eliyle 2004'te onlara yol vererek katlettirdiniz. Onlara yardım ederek katlettirdiniz. Sizler İncirli'yi onların uçaklarını açıp Irak'a bombalatmalarına yardım ettiniz. Amerikalı askerlere kahraman askerler diyerek o askerleri övdünüz. Sizler busunuz. Sizin gibi insanlardan yardım beklenilir mi? Sizin gibi insanlar insanları kurtarır mı? Sizin gibi insanlar insanların sıkıntısını giderebilir mi? İnsanların başına bela olmaktan başka bir şey olmadınız. Kendisine Müslüman diyen ama Müslümanları arkasından vuran, kendisi Kur'an okuduğuna dair videolar çekip Türkiye genelinde yayınlayan, namaz kıldığına dair, cuma namazından nasıl çıktığına dair videolar yayınlatıp Türkiye genelinde yayınlayan bu insanlardan nasıl korkulması gereklidir? Biz İsrail'in şerrini biliyoruz. İsrail'le nasıl mücadele edilmesinin gerektiğini de biliyoruz. Ve bu konu hakkında sizden daha da samimiyiz. Lakin sizden daha da güçsüzüz. Allah subhanahu ve teala bizim elimizi güçlendirsin. Siz zalimlere bile Müslüman olan insanlar, muvahhid olan insanların adil bir şekilde davrandığı günü Rabbim bizlere göstersin. Çok mazlum seviyorsanız, çok mazlumların yanındaysanız hemen şu Suriye'de, hemen şu Irak'ta PKK'nın elinde olan insanlar var ya, binlerce kadın, binlerce çocuk, Iraklısıdır, Suriyelisidir, Türküdür, Kürdüdür. Onlar onların elindeyken ve PKK'lıların da kime maşalık yaptığını çok iyi bildiğiniz halde sesinizi kesiyorsunuz. Bu konuyu hiçbir şekilde gündeme getirmediniz. Yani sizler mazlumların yanında olduğunuza emin misiniz? Onlar mazlum değil mi? Ne demek istiyorsunuz? Bir çıkın da insanlar değil ki kardeşim onlar mazlum falan değil. Onlar ne mazlum? Onlar düşman, onlar cani, onlar insanları katleden insanlar değil. Bunlar kadın kadın, bunlar çocuk çocuk. Bugünkü Erdoğan'ın veyahut bu iktidarın, bu yönetimin, bu rejimin tutumu da yanlış diyoruz. Ve bu yanlışlık yanına kar kalmaz diyoruz. Çünkü Allah subhanahu ve teala adaletlidir. Er ya da geç bu zulme sesini çıkarttığını zanneden bu sessiz insanlara er ya da geç cevabını verecektir. Biz görürüz görmeyiz ama biz bu dünyada zulme karşı durduğumuzu ve saflarımızın İslam safı olduğunu, yeryüzündeki zulmün tek sebebinin de Allah subhanahu ve teala'nın kitabından, ilminden, dininden, kanunlarından yüz çevrilmesinden dolayı olduğuna inanıyoruz. Eğer Allah subhanahu ve teala'nın hak olan, adaletli olan bu kanunlarına, bu anayasasına, bu kitabına gelinmiş olsaydı İsrail denilen bir devlet dahi olmayacaktı. Ve bunlarla mücadele edilmesi gereken yol, yöntem bellidir. Boşu boşuna İsrail'e terörist diyerek, İsrail'i eleştirerek kendinizi kandırmayın. İsrail eğer teröristse işte silahınız, İsrail eğer teröristse işte tankınız, İsrail eğer teröristse diğer teröristlerle mücadele ettiğiniz gibi onunla da mücadele edersiniz. Korkak mısınız? Saysanız 50 bin, 100 bin askeri bile olmayacaktır. İnsanlara karşı ordunuzu çıkartmıyorsunuz. Ama nerede bir parça insan var, nerede bir parça Müslüman grubu var, nerede Allah'ın şeriatını savunan insan var, nerede Allah subhanahu wa ta'ala için mücadele eden insanlar var, bizleri, onları tutuyorsunuz, hapishanelerinizde tıkıyorsunuz. Hapishanelerinizde hapsediyorsunuz, onların hayatlarını berbat ediyorsunuz. Siz nasıl insanlarsınız? Siz zulmün karşısında mısınız, zulmün yanında mısınız belli değil. Allah subhanahu wa ta'ala bu yeryüzünde sizin gerçek yüzünüzü ortaya çıkartmasa da ahirette er ya da geç herkes gerçek yüzünüzü görecek. Lakin biz şunu söylüyoruz.
Gerçek yüzünü göreceğiniz insanların ardından giden insanlar da kimin ardından gittiğini gördüklerinde hangi durumda olduklarını da görecekler. Bu yeryüzündeyken Allah'ın şeriatına, Allah subhanahu ve teala'nın dinine uyun, onun dinini yaşayın, onun rızası için çalışın, çabalayın, onun için yaşayıp onun için ölün de hem bu dünyadan şerefli, izzetli bir şekilde gidin, hem de ahirette terk edilmiş, yapayalnız kalmış ve ebedi bir azabı hak eden insanlardan olmayın. Allah subhanahu ve teala bizleri zalimlerle beraber eylemesin, bizleri mazlumların yanında kılsın, bizleri mustazaf dahi olsalar, zayıf da olsalar, makam mertebe sahiplerinin yanında değil, mazlumların yanında olanlardan bizleri kılsın. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.